la ve ya gü ele ve ya gü ele ve ya gü ele ve la he la he dırırım tırırım tırırım tım 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 dırırırın dırırırın. Üçgende açılar konusuyla temelden beginner bir şekilde devam ediyoruz, öğreniyoruz, götürüyoruz. Hazırsak başlayalım. Üçgenin iç açılar toplamı nedir? Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir arkadaşlar, unutmayın. Bir üçgenin dış açılar toplamı nedir? Dış açılar toplamı da bütün konveks çokgenlerde de var. Bu hep 360 derecedir. Bir de ne özelliğimiz vardı? İki iç açı, işte bu önemli arkadaşlar, kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verir. İki iç açı, evet, o zaman neyi verecek söyleyin. Bak sormadım, neyi verecek? Hay. Y artı Z o zaman M'yi verecek. Bunları soru üzerinde arkadaşlar beraber yapacağız. Demek ki iç açılar toplamı 180, dış açılar toplamı 360. İki iç açı da kendisine komşu olan bir dış açıya eşittir. Şimdi bir hareketle birçok ispat yapacağım size. İzleyin, ispat merak edenler için. Şöyle bir paralel çekersen, bak şimdi izle. Düş, düş, düş. Z buraya geldi, Z kuralından. Y de yöndeşten buraya geldi. Buyurun. X artı Y artı Z 180 cepte. Peki başka ne öğrendim? Y artı Z bakın dış açıyı verdi. Y artı Z'miz dış açı, yani M'yi verdi. Orası M'ydi ya, M'yi verdi. Sıra sıra 180'den çıkarıp toplarsan dış açının 360 olduğunu ispatla. Üçgen iç açıları 180, dış açıları 360 ve iki iç açı kendisine komşu olan bir dış açı eşittir. Soru üzerine yapacağız. Sakince, güzelce yapacağız. Notumuz önümüzde, elimizde kalemimiz, öğreneceğiz beraber. Tamamdır. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar şurayı ayakları gibi düşünürseniz şu taban açıları, ayaklarının olduğu açılar birbirine eşittir ikisi kenarda. Yüzün yan tarafı kaç derecedir? Lay 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 lay. 80 derecedir. Bravo. 180'e tamamladığı için. Bu ikizkenarın taban açıları eşit olması lazım. O zaman burada ne olması lazım? 80 olması lazım. Çok iyi gidiyoruz bakın. 80-80. Peki 80-80 160 ise buraya kaç kaldı? 180-160 çıkarsa 20 kaldı. Bu ikizkenarın tabanı neresi? Tam şurası. Taban açıları birbirine eşit olacak. O zaman ne yapalım? Önce 180'den 100'ü çıkaralım. Geriye 80 kaldı. Bunu zamanla yapacaksınız zaten. Ben şu anda her ihtimale karşı çözüyorum. Bazı arkadaşlarım şey yapmaz. Hocam bu kadar kolay için demeyin. Rahat olun. Daha serileşeceğim. İlk soru diye biraz şey yapayım dedim. 80 bunları nasıl paylaşır? 40-40 paylaşır. Yani onu da ikiye bölelim. 40-40 paylaştım. Şimdi şu açı lay 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 180 olduğu için 60 ise buraya kaç gelecektir? 120 gelecektir. Tekrarlayalım. Yüz yanı 80-80-160'tan buraya 20 kaldı 180'e tamamladığı için. Yüzün tabanına 80 kalır 180'e tamamladığı için 40-40 paylaştı taban açıları. 60 soruya da 120 kaldı. Güzeldi, devam. Şimdi yavaş yavaş. 70'in yanı kaç derecedir? 110. Neden? 180'e tamamlıyorsun. Bravo. Şu üçgene bakar mısın? Bu üçgen de bir üçgen olduğu için. Peki 160 ise şuraya kaç kalır? Söyle kaç kalır? 20 kalır. Şimdi bu ikizkenara bakarsak bana şu ikizkenarın taban açılarını söyler misin? Hadi bulalım. Önce 180'den 20'yi çıkaralım, 160. Sonra 160'ı 2'ye bölelim, 80. Yani kafadan da yapalım. 160 kalır 180'e tamamladığı için. Buralar kaç geldi? 80. 80. 80'in yanı kaç gelir? 100. Çünkü 180'e tamamladığı için. Ve son hareketim. Şuradan soruyu çözebilirim. Hadi söyleyin. 100 artı 50 artı x eşittir 180'den. 150'yi karşıya attım. 30 olacaktır. Hani 150 ya. 180'den çıkardım. 30 olacaktır. Tekrarlayalım. 70 yanı 110'du. 50 daha 160. Kaç kaldı buraya 180'e tamamladığı için? 20. Şu bir ikizkenar üçgen soru vermiş. Kaç kaldı? 160. 80-80 paylaştı. 80'in yanı 100 geldi. 150 ise burası 30'dur. Devam. Şimdi bir siz uğraşın bu soruyla. Bak şu soru, şu soru, işte şu soru. Hep bunlar ÖSYM'de gelen soruların benzerleri. Lütfen uğraşın. 40, 80 daha kaç yaptı? 120. O zaman şuraya kaç kalacaktır? 60 ki 180 olsun şu üçgen. Bravo. Peki bu köşe 90 olduğu için 90-60'tan buraya kaç kaldı? 30. Güzel gidiyoruz. Şimdi şu üçgene bakar mısın? Bakar mısın? Hadi. 115 artı 30 artı x'imiz 180'e eşit. Toplarsak burayı 145 artı x'imiz 180'den karşıya attım. X'im 180 eksi 145'ten x'imiz 35 olacaktır. Tekrarlayalım.
80 artı 40 120 üçgen olduğu için 180'den buraya 60 gelir 180'e tamlaması için. Sonra 90'sa buraya 30 kaldı. 30 artı 115 145 olur. 180'den çıkarırsak da buraya da 35 kaldı. Güzeldi. Şimdi arkadaşlar bu soruda mesela ilerleyemiyor. Neden? 140 var. Başka da bir şey yok. Allah Allah. Şuraya A diyeyim. Şuraya A diyeyim. Gitmiyor. Şuraya da bari B diyeyim. Hani ikinci bir yap. Normalde çok kullanmamaya çalışıyorum ama B dedim. Şu üçgenden bana iç açılarından A artı B'yi söyler misin? 140 artı A artı B'miz 180. O zaman buradan A artı B'miz bir saniye 40 olmak zorunda değil mi? Evet. Bak 140 ise A artı B'ye 40 kaldı. Şimdi soru ilerlemiyor hala. Çünkü bizim sıkıntımız artık öğrenmemiz gereken şeylerden birisi de ne sorduğu. Bizden BCA'yı soruyor. BCA açısı nasıl söylenir? BCA açısını ölçüyor. Yani BCA yani ortası. Yani A artı B'yi soruyor. Yani BCA zaten onu bulmuşum ya. BCA zaten 40. O zaman o açıda kaç oldu? 40. Bitti. Tekrarlayalım. Şuraya B, şuraya A, A dedim. Eşit demiş soruda. Şu üçgenden dolayı 140 artı B 40 gelir. Dursun. Bize de şu açıyı sormuş. A artı B 40. Bitti. A'yı sorsa yapamayız. B'yi sorsa yapamayız. Buraları sorsa yapamayız. Özellikle sorduğu şeyi istiyor zaten. Tamam. Özellikle. 112'nin yanı nedir? Şurası 180'e tamladığı için. Hadi düşünün bakalım. Siz işlem yapın. Önce siz uğraşın zaten soruyla. Bence burayı bulmuşsunuz. 68 gelecek. İkizkenar olduğu için şurası da 68 geldi mi? Geldi. Neden? Çünkü ikizkenarın tabanı burası. Taban açıları eşit. Bravo. 68, 68 ne yapar? 136. 136'yı 180'den çıkarsak. Ne yapma anlıyorsun değil mi arkadaşlar? Şurayı buldum. 44'ü buldum. Şu ikisi 136, şu da 180'e tamladığı için 44 geldi. Adım adım gidiyoruz. Bir de ne göreyim? Bu bir ikizkenar üçgen. Şöyle dalgalı saçlı göstereyim. Tepesi 68. Hadi bulalım. Aşağıya kaç kalır? 180-68'den 112 geldi aşağısı. 112'yi 2'ye böler misiniz? Hadi onu da 2'ye bölelim. 56. Yani şurası da 56. Burası da 56 olması için bak 44'e buraya kaç geldi? 12 geldi. Bak 56 56 olması için 12 geldi. Şu bir ikizkenar olduğu için 12 ise burada nedir? 12'dir. Şu da 12'dir. Güzel. Sonra istersek iki iç açı kendisine komşu olan dış açı da yapabilirsiniz. Ya da şurası 124 gelir. 180'e tam ve şuradan 124 artı 12 136 artı x'imiz 180'den x'i 44 buldum arkadaşlar. Artık önce baştan anlatayım arkadaşlar. 112'nin yanı 68 dedik. Sonra ikizkenar soruda verdiği için 68'den buraya 44 kaldı. Sonra burada ikizkenar olduğu için 68'i 180'den çıkarsak 112 56 56. buraya 12 geldi. Şu ikizkenardan 12 12 yazdım. Yazdıktan sonra 124'ten 56, 56'dan 124. Sonra buradan da soruyu çözdüm. Ama şu da olurdu. 12 12 24 mi 24? Tepeye kaç gelecek? 156. 112'yi çıkar 44. Bitti. Yani çok alternatif var. Ricam deneye 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 soruyla boğuşun, uğraşın ve çözün. Tamam. AC ile BC'miz ikizkenar vermiş. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Tepesi 36 değil mi? Bak ikizkenarın tepesi 36. 180'den 36'ya çıkaracağım 144. 144'ü de 2'ye böleceğim 72. Yani burada 72, burada 72. Ama açıortay 36 36 paylaşır. Sonra şu üçgenden çözelim. 36 artı 36 72 ikisi 180'den çıkaralım. 108 diye bulabilirim. Ya da hocacığım 72 artı 36 nereyi verecek? Şurayı verecek. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı verecek. Şimdi bir üçgenin iç açıları ABC'ymiş. Hemen yazıyorum. ABC ise A artı B artı C 180'dir. Başka da bir şey bilmiyorum. İç açıları 180. Sonra bu ifade verildiğine göre C en çok kaçtır? Hemen korkarız. Nasıl yapacağız? Sakin ol. Şu eksi B'yi karşıya atayım. Neden? Çünkü bana C'yi sorduğu için C'yi yalnız bırakmak istiyorum. Artı diye gider. A artı B. Peki keşke şu A artı B yerine C türünden bir şey yazabilsem. Biraz matematiğe ihtiyacım var. Bana burada A artı B'yi nasıl yalnız bırakırsın? A artı B'yi solda bırakırsak 180 eksi C demek. Bir üçgende A artı B 180 eksi C. Diğerini 180'den çıkarmış. O zaman ben A artı B yerine 180 eksi C yazmak istiyorum. Bak şimdi.
Eksi C bu tarafa gider. Eşitliklerde de aynı karşı tarafa gitme var. Attım. 6C küçük eşittir 180. Her tarafı 6'ya bölelim. C küçük eşittir 30. Peki o zaman C'nin en çok değeri ne olur küçük eşit 30'dan? Bak küçük. Küçük eşit de şöyle anlıyorduk. Şu çizgi koyuyorduk. K harfi olunca küçük, B harfi olunca büyük oluyordu. C küçüktür 30'dan ama eşitlik de var. O zaman en çok dediği için cevap 30'dur arkadaşlar. Tekrarlayalım. Üçgenin iç açıları 180 olduğu için A artı B artı C 180 cepte. Sonra bu ifadeyi vermiş ya, C'yi sorduğu için şu eksi B'yi karşıya attım, A artı B oldu. Ben A artı B'yi nasıl yazabilirim? Üçgenin iç açıları 180. Ha, yerine koyarım. Ve oradan 6C küçük 180, C küçük eşittir 30 geldi. C 30'dur en büyük değerim. 180 eksi 180. Kaç kaç paylaşır söyle, 40-40. Harikasın, bak işte böyle olacak yavaş yavaş. Ama şu ikiz kenarlar hakkında fikrim yok. Kenarları aynı diye hepsine 40 doldurman çok büyük bir hata olur. Çünkü şöyle düşün, kenarı 5-5 şöyle de olabilir. Kenarı 5-5 böyle de olabilir, yani böyle de. O yüzden biz burada bunun tabanına AA, bunun tabanına BB diyelim. Hani AA, BB. Lahu! 180'e tamamlayacağım dostum. Demek ki ilerleyemiyorsak harf vereceğiz ve 180. Hadi üçgenin iç açıları 180. 2A artı hani AA 2A, BB topluyorum 2B. 40-40, 80, 180'e eşit. 2 artı 2B 100. Her tarafı 2 parantezine alabilirim burada. Ama biz onu artık öğrendik geçen dersten de. A artı B'miz 50 geldi 2'ye bölünce her tarafta. Peki bize BAC açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. A artı B. O zaman cevap ne olacaktır? 50. Bu kadar. Bu ikizkenarın 100 ise tabana 80 kalır, 40-40. Bu ikizkenarda AA, bu ikizkenarda BB dedim ve topladım iç açılarını. AA 40-40, BB yani iç açıları 180 olacak. 2A, 2B 80, 180'den 80'i karşıya attım, 100 geldi. 2 parantezine de alabilirdim ama artık alıştık. Hani 2 artı 2B, 100 ise artı B 50 idi. Geçen derslerde yaptık. A artı B şak 50. Bitti. Bize onu sormuş. A'yı B'yi soramaz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, zevkle, heyecanla devam ediyoruz. Şimdi bakın. İkizkenarlıklar var ve ilerleyemiyoruz. Hani demin adım adım gidiyoruz. Önce 40-30'ları yazabiliyoruz. Ama şimdi yazamıyoruz. Yazamazsak şöyle yapacağız. Bari bunun tabanına AA diyeyim. Bununkine de BB diyeyim. Hani çünkü ilerleyemediğim için. Peki büyük üçgenden dolayı A artı B artı 80 180 olduğu için A artı B 100 müdür? Bakın A artı B artı 80 ise A artı B 100'dür. Güzel. Peki şuraya bakın. Lay 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 lay. 180'e tamamlıyor. Yazalım. A artı B artı X 180'e tamamlıyor. Zaten A artı B'yi biz 100 bulmamış mıydık? Bulmuştuk. Karşıya atalım. X'imiz 80. Bakın hiç aslında burada uğraşmaya da gerek yok. Bak düz. Üçgen iç açıdan A artı B ne olur burası 80 ise? 100. Peki burası 100 ise bu ne olur? 80. Bu kadar rahat. Bu biraz daha zordu. Bak ikiz kenar burası olunca tabanı bu olduğu için... Şuraya AA diyelim. Yine ikizkenar bu olduğu için buraya da BB diyelim. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi kritik olay bu. Şuraları bilmiyorum. O zaman şurası ne olur? AA ise 180-2A. Neden? Çünkü toplamı 180 olduğu için. Peki şuradan şurası nedir? 180-2B. Neden? Çünkü 2B ise buraya 180-2B kadar. Şimdi gelin onları toplayalım. 180-2A artı 180-2B artı bir de 70'imiz var bak. Niye eşittir 180'i? Bak şimdi. 180, 180, 360. 70 tane ne yapar? 430. Eksi 2A, eksi 2B'miz 180. Şimdi ne yapıyoruz? 180'i bu tarafa atıyoruz. 430 eksi 180 eşittir. Eksi 2A, eksi 2B'yi de karşıya atıyoruz. 2 artı 2B bak şimdi çok güzel bir şey gelecek. Bundan bunu çıkarırsak 250 geliyor arkadaşlar. 2 artı 2B. Her tarafı 2'ye bölelim. Böl 2'ye. 125 eşittir A artı B. Zaten şurası 180'e tamlamıyor muydu? Evet. O zaman A artı B artı X'imiz 180'den. A artı B zaten 125 olduğu için X'imiz kaç geldi? 55. Şimdi tekrarlayalım. İkiz kenar olduğu için AA ama burası 180-2A. BB 180-2B. 1, 2, 3'ünün toplamı 180'den A artı B 125 geldi. A artı B 125'si oraya da 55 geldi. Şimdi bu soruda ikiz kenar X'e burada ne oldu?
x oldu. Çünkü şu ikizkenarın tabanı xx. xx hop buraya ne yazıyoruz? 2x. İkizkenar olduğu için şurada ne oldu? İkizkenarın taban açıları, tabanı, ikizkenar tabanı bu da 2x. Bravo. Soruda şunla şu ikizkenar demiş. Şimdi buraya kadar gelmiştim. Çok çok zayıf bir sınıftı. Yani geometriyi görmemiş olan bir sınıftı. O yüzden böyle ağır ağır ilerliyordum ve buraya kadar gelmiştim. Sonra xx dışarısı 2x deyince sınıf çok mutlu olmuştum. İkizkenarsa bu da 2x dediler. Tabanı harika bir yaklaşım. Sonra bu ikizkenarın tabanı neresi? Soruda vermiş A, B, A, C, ikizkenar. Burası dedi bütün sınıf tabanı. O zaman burası 2x ya burada nedir? Bütün sınıf 2x dedi. Bu 10 yıl önce yaşadığım bir olay. 15 yıl önce. Buradan gözyaşı geliyor. Nasıl mutluyum Allah'ım. Öğretmek o kadar güzel bir duygu ki. Sonra o zaman burası 2x ise, burada 2x ise, x ise buraya ne kalır dedim. Bütün sınıf 2 dedi. Bakın yani şöyle düşünmüş. 2x, 2x işte. Bak buradan şunu anladım. Gülmedim sizin gibi. Dedim ki matematik çok zayıfsa da geometriye yansıdığını fark ettim. Ve dedim ki bakın dedim. Bu 2 tane x demek 2x. Bu da 2 tane x demek. O zaman burada ne olacaktır? X olacaktır. Çat çat çat. Hadi şu üçgenden çözelim. 2x, 2x kaç x yapar? 5x, 100. X'imiz kaç geldi? 36 geldi. X, x burası 2x. İkiz kenardan burada 2x. İkiz kenar olduğu için soruda vermiş. 2x, 2x, x, x ve toplayıp 180, x, 36 geldi. Şimdi buraya bakalım. Şu küçük x kenardan şurası x ise şurası ne olur? Söyleyin. Harikasınız. 2x. Şu x kenardan burada ne geldi? 2x. Güzel gidiyoruz. Kritik soru. Şurayı sorduğumda 2x, 2x sakın 4x demeyin. Çünkü bunun dış açısı şöyle uzatırsanız olur. Bu taradığım üçgen, taradığım açı bu üçgenin dış açısı. Yani büyük üçgen. 2x artı x burada kaç x geldi? 3x. Peki şu ikizkenardan burada ne geldi? 3x. Bak şimdi gelecek izle. Şimdi 3x, 3x buraya 6x mi diyeceğim? Hayır. Büyük üçgene bakacağım. 3x artı x burada kaç x geldi? 4x. O zaman burada da 4x geldi. Şunun ikizkenar olduğunu soru söylemiş. Onu okuyacağız. Soru okumak çok önemli. ACL, BC ikizkenar. O zaman 4x ise burada 4x olacağı için şuraya x geldi. Toplayalım. 9x 180. X'imiz kaç geldi arkadaşlar? 20 geldi. Toplamı 180 olduğu için arkadaşlar. Harikasınız. Devam. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. A, A. Şimdi adım adım gideceğiz sorularda. Şimdi artık iki iç açı kendisine komşuların dış açı olduğuna alışalım. Mesela şu üçgene bakarsanız iki iç açıdan bana şurayı söyler misiniz? A artı 40'tır doğru mu? A artı 40 mükemmelsiniz. Peki ikizkenar olursa burada ne olur? O da A artı 40 olur. Bak A artı 40 ikizkenar A artı 40. Şimdi şu üçgende de yapalım hadi gelin. A ile x'i toplarsam ne olur? Söyleyin. Hadi söyleyin. Artı x, A artı 40. Bak soru çok güzel soru. Çat çat. X'imiz 40 geldi. Tekrarlayalım. Önce iki iç açı A artı 40'ı buraya getirdim. İkizkenar olunca o da buraya geldi. Sonra x artı A da orayı verdiği için dış açıdan bu. Hep iki iç açı dış açı. İki iç açı dış açı. İki iç açı dış açıya alışacağız. Kolay bir soru değildi bu ama. Adım adım. Şimdi şu soruya bakalım. BA'mız, BE'miz ve BD'mizin eşit olduğunu söylemiş. Böyle durumlarda böyle dalgalı saçlı yapın uzun uzun. Çünkü sadece çizgi koyarsanız ikizkenarlıkları karıştırabiliriz. Mesela şu da zannedebilirsiniz. O yüzden karışmasın diye uzun uzun yapın. Tamam mı? Güzel. Şimdi şu ikizkenardan şuraya M dersem ikizkenarın tabanı M artı 20 olduğu için burada ne oldu? M artı 20 oldu. Niye? Çünkü ikizkenar. Bu da M artı 20 oldu. Çünkü ikizkenarlık şurası bak. Şöyle. Bak şöyle. Peki şu ikizkenarı da kullanalım. M ise burada ne oldu? M oldu. Hadi bana burayı bularak soruyu çözelim. İki iç açı dış açıya alıştık. M artı x orayı vermiyor mu? Hadi yazalım. M artı x yazıyorum. M artı x orayı verdi. Çok güzel bak. M artı x orayı verdi. Peki orayı aynı zamanda evet. Şuradan söyler misin? Şuradan söyler misin? O da dış açı. M artı 20 artı 20. Çat çat. X'imiz kaç geldi? 40. Tekrarlıyorum. Şu ikiz kenardan M'e M dedim. Sonra şu ikiz kenardan M artı 20 M artı 20 dedim. Şu açı hem M artı 40 hem de M artı X dedim ve eşitledim. Çünkü hem buradan hem de buradan geliyor. İkiz kenar gördüm soru bağırır. Ne diye bağırır? Dikçak tara, dikçak. Dikçak.
dik çek. Dik indiği zaman tabanı iki eşit parçaya böler ve ne olur? Açıortay olur. O zaman bu üç özellikte, açıortayı şöyle gösterebiliriz. Üç özellikte vardır. Yükseklik açıortay kenortay olur. Herhangi birini indiğimizde ikisi kenarda. Ve unutmayın arkadaşlar, bu yükseklik, bu açıortay ve bu kenarortay. Üçünden ikisi varsa diğeri de var. Mesela açıortay tabanı ikiye bölmüş. İki tane özellik var. O zaman hangisi var? Dik de olur yükseklik. Aynı zamanda ikizkenarlık olur. Bitti. Açıortay dikilmiş. Ne yapacağız? Tabanı ikiye böler ve ikizkenarlık olur. İki özellik var. Dik ikiye bölmüş. İki özellik var. Açıortay olur. Yine ikizkenar olur. Ama bir yerde sadece ikiye bölmüş. Ne bileyim ben. Ama yanında bir de açıortay olsa var ya, o zaman 90'ı görüm ikizkenar derim. Hatta bu yakın yanına iyi de ekleyip yaki deyip, hani şunu da diyebilirsiniz. Sonuçta ikizkenar üçgen varsa ve dikilmişse yine bir iki özellik olmuş oluyor. Ve yine taban iki, yine açıortay olur. Yani benim olayım şu. İki tane özellik yakalamaya çalış, tamam. Şimdi bakalım şu soruya. Bak şu üçgeni açıortay ikiye bölmüş. Açıortay ikiye bölmüş. Açıortay ikiye bölmüş. Ne eksik? Dik. Bravo. Ve ikiz kenar olur. Peki 40 ise şurada ne oldu? İkiz kenarın taban açıları 40-40 oldu. Doğru mu? Doğru. Peki 90-40. 130 olduğu için buraya 50 kaldı. Hatta 90 ise bu da 90'a tamamlayabilirdin. Buraya da 50 kaldı. Bak 100 ise buraya kaç geldi? 80. Şu da olurdu. 40-40-80 ise 100. O da olurdu. Peki şu da ikiz kenar mı? Evet. O zaman ikizkenarsa 80 ise bu da nedir? 80. Ama iyi ki şu ikizkenarlıkta şunu gösterdim. Böylelikle bunu buraya getirip şurada ikizkenarlık yakaladım. Yani iyi ki bunu göstermişim. Tekrarlayalım. Açıortay ve kenarortay, yani y'si, yükseklik hali yok. Hop. Hatta bu y yerine d koyanlar da var. Daki özelliği de, yani diklik falan diye yükseklik aynı şey. Açıortay kefesi dikiner. 90-40 ise buraya 50-50 geldi. Yan tarafı 80 kaldı, 180 olduğu için. Bunu buraya getirdiğim için burada da ikizkenarlık geldi ve cevap 80 geldi. Güzel istikler arkadaşlar, devam. Arkadaşlar burada bir dram var. Dikilmiş, tabanı ikiye bölmüş. Dikilmiş, tabanı ikiye bölmüş. Açı ortaya olacak ama kenarı yok. O da ikiz kenar olmak istiyor diğer ikiz kenarlar gibi ama kenarı yok. Ne yapalım ona arkadaşlar? Ona bir kenar çizelim. O da özgür bir ikiz kenar olsun. Özgürlüğünü yaşasın. Çünkü dik ikiye böldüğü için açıortay olmak zorunda kaldı. Ve o zaman bu da buraya eşit oldu mu ikizkenardan? Evet oldu. 40-40. 90-40 ise burası 50. Hop burada 50 oldu. Hani 180'e tamamladım. 130 ise 50-50. 100. Şurası 80 geldi. İyi ki bunu burada gösterdim. Çünkü şu ikizkenardan dolayı 80 ise bu da ne olacaktır arkadaşlar? 80. Çünkü taban açıları birbirine eşittir. Şundan dolayı. Dik ikiye böldüğü için açıortay ve ikizkenar oldu, şuraya çektim ve bu buraya geldi. Buraya gelince şurada da ikizkenarlık oluştu. 40-50-50-80'si ikizkenarlık geldi arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. 90 şuraya AA diyelim. Diyemese karf verelim. 90A şuraya B diyelim. Hani A artı B 90 olacak şekilde. Peki 90A ise şu üçgende. Buraya hangi harf versin? Biz bunu var ya benzerlikle ne kadar çok yapacağız? Alışacağız. 90 A artı B 90 olduğu için. 90A ise burada ne oldu? B oldu. Peki B'nin arkası da B midir? Bak 90AB 90AB. Bak şunlar aynı geldi. Peki bunlar aynıysa bu nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Yani şurası 6 ise bu da ne oldu arkadaşlar? 6 olacaktır. Tekrarlayalım. A artı B 90 ise buraya B geldi. 90A ise o zaman buraya B gelir ve ikizkenar cevap geldi. Şimdi eşkenar üçgen dediği için şurası 60, şurası 60, şurası 60. Şu ikiz kenarlığı soruda vermiş. 60 yanı 120'dir. 120'nin bana taban açılarını bulur musunuz? Çok yaptık. 180-120, 60. Evet, harikasınız hızlı yapanlar. 30-30 paylaşır. Çünkü taban açıları bu. 30'un arkası nedir? 30'dur. Al sana üçgen. Alfamız ne gelecektir? 30 artı 60 90'dan. Alfa 90 gelecek. Yazalım. Alfa artı 30 artı 60 180'den dolayı alfa 90. Bakın çok eksiniz varsa antrenmanlarla geometriden çözüyorsunuz ben konuyu bitirdikten sonra. Atıyorum olmadı sonuç yayınları mutlaka alın. Ondan çözün güzel bir şekilde. Sonra geometri aracıyla pekiştirin. Güzelce mantığı kavrayın. En sonunda 3-4-5'te oturacaksınız inşallah arkadaşlar seviyenize göre. Ama onun dışında da yine kaynaklar buluruz. Yeter ki küçük adam durmadan mantığını anlayıp çözmeye çalışın. Çözmeklerinizi izleyin. Mücadele ede ede. Şimdi
ABC bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende tabanı ikiye bölüyorsa nasıl inmek zorunda? Bakın herhangi bir şekilde tabanı ikiye bölüyorsa bir şey yapamayız. Ama eşkenar üçgende tabanı ikiye bölüyorsa demek ki bu nasıl inmek zorunda? Dik inmek zorunda. Eşkenar üçgen bu. Ve ikizkenarsa taban açılarına kaç kalır 90'dan? 45. 45 kalır. Zaten bunun yan tarafı sorulduğu için cevap 135 olacaktır. Bakın bunları hep ÖSYM soruları. Tekrarlayalım. Bir eşkenar üçgende tabanı ikiye bölüyorsa dikilmek zorunda kaldı. Peki çünkü iki özellik olmuş oldu. Ne oldu? Eşkenar üçgende tabanı iki. Her zaman bir kere böler. Dikiner o da. Ve ikizkenarın tepesi 90'da 90-45 paylaşıp burada 135 derecedir diyebiliyoruz arkadaşlar.